Evet değerli dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Balıkesir Gönen Balcı köyündeyiz. Balcı köyünde burada gördüğü gibi çay aşağıda. Çaya yakın köyün üstünde, köy böyle aşağıda kalıyor. Burada 3 tane satılık sıfır evimiz var. Şimdi size evin iç tarafını gezdireceğim. Evet dostlar, şimdi şu bu şekilde bir girişimiz var. Merdivenler. Girişte bu şekilde böyle manzaraya hakim. Gönen, karşı taraf Gönen. Köy aşağıda kalıyor. Burası yüksekte, havadar bir yer. Bu şekilde bir girişimiz var. Görüldüğü gibi şöyle yukarıları da göstereyim. Ahşap. Yani plastik değil bunlar. Gerçek ahşap. Böyle güzel bir camlı kapı. Girişte bizi böyle bir koridor karşılıyor. Bu sağ taraf fortmanto yeri. Buraya fortmanto yapılabilir. Bu şekilde yerler parke. Tavanlar koridor ve salon ahşap bu şekilde. Göründüğü gibi kapılar takıldı. Birkaç eksiğimiz var. Onlar da sizin isteğinize göre tamamlanacak. Böyle sağ tarafta güzel geniş bir salon şöminesi var. Evet. Bu şekilde. Burası giriş yaptığımız taraftaki kapıya bakan taraf. Burası köye bakan taraf. Ve buradan Gönen gözüküyor. Çay, karşıdaki köy. Bu şekilde. Görüldüğü gibi geniş bir oda, geniş bir salon. Burada bir şöminemiz var. Hemen devam edelim. Girişten hemen solda bir odamız var yine. Evet, merdivenlerden çıktık, eve girdiğimiz yer. Ön kapıya bakıyor. Burada bir odamız var. Görüldüğü gibi yağmur, kar, her şey yağdı. En ufak bir akıntı yok. Sağlam bir çatısı var. Devam edelim. Hemen burada bu sefer sağda bir banyomuz var. Banyomuz geniş bir banyo. Buraya bir duşakabin gelecek. Duşakabin konacak. Buranın muslukları takılacak. Diğer hepsi takıldı. Bu şekilde banyo dolabı. Geniş, güzel, ideal. Klozet tuvaleti. Banyoların kapılarını bu şekilde ufak bir cam bıraktık. Buradaki cam ışık olsun, ışığı yandı belli olsun diye. Hemen sağda bir tane çocuk odası, yani oturma odası. Nasıl düşünürseniz böyle güzel bir oda. Diğer evlere bakıyor burası da. Üstteki ve yandaki evlerin görüntüsü. Bu şekilde geniş bir oda burada. Böyle ufak, çok ufak değil. Aynı şekilde evlerimizin tamamında parke döşeli. Evet, şimdi burası da biz yatak odası olarak düşündük. Ve böyle güzel geniş bir cam. Güneş alan bir yer. Burası ebeveyn banyosu. Bu şekilde bir duş alma yeri. Küçük bir lavabo koyduk. Yine burada bir tuvalet. Camlarımız bu şekilde. Camlarımız pimapen. Yatak odası geniş. Görüldüğü gibi. Çok geniş bir yatak odası. Camlarımız böyle cumba. Cumba deniyor burası. Balkon gibi yapılmış ama balkon değil. Hemen önümüzdeki eve bakıyoruz. Artı Balcıkaya ekolojik yaşam alanı yukarısı. Burada çevre düzenlemesi var, yapılacak. Bunlar zamanla yapılacak tabi. Yapılıp teslim edilecek. Şimdi burada ilk girişten yaptığımız yerde sağda salon vardı. Buradan giriş yapmıştık. Burası mutfak oluyor. Karşıya mutfak dolabı, tezgahı konacak. Bu sizin isteğinize göre, yani rengini, modelini kendiniz beğeneceksiniz. Biz de isteğinize göre yapacağız. O şekilde teslim edeceğiz. Mutfak çok güzel, geniş. Şöyle buradan da balkona çıkılıyor.
Balkonumuz. Kapısı da geniş olmuş bayağı. Şöyle mutfağı göstereyim. Görüyorsunuz geniş bir mutfak. Buraya bu tarafa tezgah, dolap konduktan sonra da oraya geniş bir alan. Burada masa koyma yeri, buzdolabı koyma yeri, her şey var yani. Güzel. Aynı zamanda buradan salondan da balkona çıkılıyor. Burada da bir barbekü var. Barbekü yaptırdık buraya da bu şekilde. Ateş tuğlasından. Güzel bir barbekü. Balkonumuz da çok geniş. Şöyle bir geriye doğru çekilip göstereyim. Balkonumuz bayağı bir geniş bir balkon. Burada büyük bir masa koyup oturabilirsiniz. Yazın balkonda çayınızı, yemeğinizi yiyip içebilirsiniz. Bu şekilde. Bu altlara da evler yapılacak. Altta kaldığı için önünüzdeki manzara kesinlikle kapanmayacak. Bizim buramızın arsası da şuradaki poşet gibi bir şey gözüküyor. Orada bir tümseklik var hatta. Oraya kadar gidiyor. Bu arsamız gidiyor. Devam ediyor. Evet. Bu şekilde. Evet değerli dostlar. Burası 3 tane var. 3 artı 1. Bulunduğumuz ev 3 artı 1. Hepsi aynı olduğu için tek tek gezmeyeceğim. Sadece şu üstteki ev 2 artı 1. Açıklamaya tek tek fiyatlarını ayrı ayrı yazacağım. Bunların dış görünümlerini görüyorsunuz. Dediğimiz gibi bu çevre düzenlemesi, bahçe duvarı ve eksik olan evin içindeki işte mutfak dolabı vesaire bazı eksiklerimiz var tabii. Onları da tamamlayacağız. Onları tamamlayıp teslim edeceğiz. Bu şekilde bir anlaşma yapacağız. Evet, güzel bir manzaralı köy evimiz olsun diyorsanız yeni, sıfır yapılmış, betonarme. Buranın bir de alt katı var. Alt katında da oraları da göstereyim ben size şimdi. Evet değerli dostlar, burada bir kazan dairemiz var. Görüldüğü gibi geniş bir kazan dairesi. Karşıya kazan konacak şekilde tesisatlar çekildi. Bu arada evde ısıtma sistemi hazır. Sadece kazan ve petek konacak. Burası. Bu evi tabii anlaşmamız nasıl olursa o şekilde, yani kazanı koyun derseniz ona göre konuşur söyleriz. Biz kazan değil, evin içindeki eksikleri tamamlayacağımıza söz veriyoruz. Fiyatı ona göre konuşuyoruz. Şu an burada da bir odamız var. Burayı hangi amaçla, ne amaçla kullanırsınız, o sizin tercihinize kalmış bir şey. Yani şöyle içeri girelim. Yükseklik gayet yüksek. Yani benim boyum 1.78. Burası 2 metre var rahat. Fazlası bile ne var. Ve burada da bir odamız var. Burası daha da bir geniş oda. Görüldüğü gibi. Burada aynı şekilde tavan yüksekliği alçak değil, basık değil. Burada bir cam koymuşuz. Önüne de kapısı konacak bunların hepsinin. Evet, böyle alt katta da 3 tane odamız var. Birisi kazan dairesi, diğerini misafirhane yapabilirsiniz, yazlık mutfak yapabilirsiniz. Evet, burada arsamız da biraz daha aşağıya kadar gidiyor. Bu şekilde evimizin arka görünümü. Bu yan tarafa da buraya da butik otel. Butik otel yapıyoruz. Bunun da inşaat aşaması devam ediyor. Evet. Evet değerli dostlar. Bugünlük bu kadar. Sen yağmurlu günlere yakışırsın. Yollar çeker, uzak dağlar çeker, uzak evler. Islanan yapraklar gibi yüzün ışır. Işırsa beni unutma. Alır yürür sıcak mavisi gökyüzünün. Kuşlar döner uzun yağmurlardan sonra bir gün. Bir yer sızlar, yanar içinde büsbütün. Her şeye rağmen
ellerin üşür. Üşürse beni unutma. Yeni dostlar, yeni rüzgarlar gelir geçer. Yosun muydum, kaya mıydım, nasıl unuttular?